Evet, şimdi dönelim Hüseyin Bağcı'ya soralım. G20 zirvesinin bu başlangıçta iptallerin gündeme gelişiyle anlamı değişti mi? Ne anlamı vardı zaten? Bundan sonraki süreçte dünya kamuoyunu nasıl etkileyecek? Bu zirveden ne beklemek gerekir? Merhaba hocam. Teşekkür ediyorum, merhaba. Öncelikli olarak G20 toplantısının en büyük özelliği uluslararası bir platform olması ve dünyadaki ilk önemli 20 ekonominin liderlerinin bir araya gelip dünyanın nasıl daha iyi yönetileceği konusunda fikir beyan ettiği bir platform. Bunun yanında tabii gayri resmi yapılan toplantılar diplomatik anlamda önemli. Çünkü başka türlü özel olarak randevu almak gerekirken orada aynı mekanları paylaşırken çok daha rahat konuşulur. Zaten birçok uluslararası toplantıda böyle bir yöntem izlenir. Şimdi Trump'ın hem Putin'le hem Kuzey Kore ve Türkiye Cumhurbaşkanı'yla görüşmelerini iptal etmesi aslında biraz da şu mesajı taşıyor. Amerika açısından demokrat olmayan veyahut da otoriter rejimlere yönelik eğilimi olan ülkelerin liderleriyle görüşmek istemeyişi biraz da Donald Trump'ın Avrupa'ya vermek istediği bir mesaj olarak da görülebilir. Amerikan iç politikasına yönelik olarak da bir açıklama olabilir. Ama şüphesiz bunun dünya politikaları açısından Amerika için iyi sonuçları olmayacak. Çünkü Putin'le Trump arasında yapılacak bir görüşme özellikle Ukrayna konusunda asıl şimdi çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yapması çok önemli olacaktı. Çünkü Türkiye biliyorsunuz boğazları kontrol ediyor. Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı ve çatışma Karadeniz'de oluyor. Tam da Türkiye Cumhurbaşkanı ile ciddi olarak konuşması gereken bir platformdu. Ama benim gördüğüm kadarıyla Trump burada da büyük bir bana göre diplomatik ve siyasi bir farklı çıkış yaparak kendi kafasına göre Amerikan çıkarlarını korumaya çalışıyor. Ama Amerika'nın müdahil olduğu çatışmalara pek faydası olmayacak gibi gözüküyor. Yani bir noktada görüşme işi aslında Ukrayna'yı Rusya'ya karşı tek başına bırakmış oldu. Bir de biliyorsunuz Almanya Başbakanı uçağı nedeniyle henüz ulaşamadı. Bir teknik arıza nedeniyle onun da programı aksadı. Şuna bakmak lazım. Yani G20 tabii diğer yandan Suudi Arabistan Prensi Selman'ın da orada olmasıyla ayrı bir önem kazandı. Yani hem Ukrayna hem Suudi Arabistan bu çok eğlenceli bir cazcavlı bir G20 toplantısına dönüştü. Normalde G20 toplantıları böyle çok klasik diplomasinin yapıldığı, görüşmelerin yapılıp birbirlerine iyi günler dilenildiği bir toplantıydı. Ama şimdi durum çok çok ciddi çünkü büyük krizler var. Ve gördüğüm kadarıyla Donald Trump tırnak içinde söylüyorum bir kaçış politikası, gerçeklerden kaçış politikası takip etti. Pek iyi bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Peki Türkiye açısından bir fırsattı tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmeden önce Membiç konusunu konuşacağız dedi Trump'la. Ki Trump'la konuşulması gereken ana konu galiba YPG konusundaki Türkiye'nin rahatsızlığı konusuydu. Arka planda baktığımız zaman. Bu fırsatın kaçtığını mı söylemek lazım? Şöyle, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in böyle çok bilinen bir anekdotudur bu. Gazeteciler ona çok ciddi bir konuda görüş soruyor. O da diyor ki bu gibi konular ayak üzeri konuşulmaz diyor. Gerçekten Donald Trump'la Cumhurbaşkanı arasında Membiç konusu ayak üzeri konuşulacak bir konu değil. Ciddi konulardır. Bu anlamda bir diplomatik fırsat getirilmiş oluyor. Ne kadar ayak üzeri bu konuya değinebilirler bilemiyorum ama bu gibi konular tabii Amerikalı yetkililerle yüz yüze konuşulmalı diye düşünüyorum. Tabii orada zannediyorum Putin'le görüşme imkanı var halen. Türkiye temasında bulunabilir elbette. Ama Suriye özelinde bir değerlendirmenin yapılmayacağını mı söylemek gerekiyor liderler arasında? Yani Türkiye ile Rusya arasında zaten bu diplomatik ilişki çok yoğun. Nitekim büyük bir olasılıkla görüşme de yapılacak. Sorun şu. Trump hem Karadeniz hem Suriye hem de
Kaşıkçı olayında bazı konularda yüzleşmek istemiyor mesajını verdi. Biliyorsunuz son olarak da Amerikan iç politikasındaki bir gelişme Putin'le şey arasında Donald Trump arasındaki bu seçimler nedeniyle yapılan suçlamalarda işte ben yalan söyledim dedi onun bu konuyla ilgili olan yetkilisi. Biraz gördüğüm kadarıyla Donald Trump bu zirvenin sabote edilmesine de katkıda bulunuyor bu gibi davranışlarla ama artık şaşırtıcı değil. Yani gördüğüm kadarıyla Amerikalıların da kafası çok karışık. Ama dediğiniz gibi diğer taraftan da Amerika konuşulması gereken bir ülke veyahut da Amerika'nın diğer ülkelerle konuşması gerekiyor. Yani diplomasiden kaçarak nereye kadar bu sorunlara çözüm bulunacak o da ayrı bir tartışma konusu. Ama Amerika'nın devlet başkanının yani Trump'ın yaptığı bu taktik ilk defa oluyor. Yani görüşmeme arzusu bence diplomatik açıdan büyük bir kayıp. Peki son olarak zaman zaman İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Selman'la ilgili, Suudi Prensi ile ilgili girişimleri de gündeme geldi. G20 zirvesine damga vuracak olan Kaşıkçı konusu mu? Biraz da burayı açalım mı? Bir soruşturma söz konusu olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Yok, oradan bir şey çıkmaz gördüğüm kadarıyla. Büyük bir olasılıkla Amerika bu Kaşıkçı olayını da örtbas etmeye çalışıyor. Öyle gözüküyor en azından şu aşamada. Prens Selman'ın çok büyük bir rahatlıkla oraya gitmesi ve bu uluslararası platformda boy göstermesi zaten başı başına insan hakları konusunda eleştirel yaklaşanlar için büyük bir talihsizlik tabii. Yani Türkiye açısından da aslında büyük bir talihsizlik. Ama Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bu ikili sorun niteliğine dönüşen Kaşıkçı olayında tabii önümüzdeki günlerde ne gibi açıklamalar yapılacak, ne gibi belgeler ortaya çıkacak daha göreceğiz. Ama bence bu zirvenin eğer kaybedeni varsa Donald Trump, kazananı varsa da o da Prens Selman. Evet, evet anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olun hocam değerlendirmeleriniz için.